Kaptan Amerika ve Doktor Strange birleşiyor mu? Nasıl yani? Anlatacağım ama önce şunu hatırlatmalıyım. Bu Marvel evrenine Warp World deniyor. Infinity War çizgi roman serisinde Gamora sonsuzluk taşlarına hakim olup bütün ruhları birleştirdiği bir evren yarattı. Spider-Man ile Moon Knight birleşerek Arachnid isimli bir karakter oluşturdular. Hatta kartlardan o videoya da ulaşabilirsiniz. Bu olayları daha detaylı bir şekilde anlattım. Bugün de Kaptan ve Doktor Strange ikilisinin oluşturduğu Soldier Supreme karakterine göz atacağız. Videodan önce Deadpool abone olmanızı istiyor. Evet, ben değil, o. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi de unutmayın. İyi seyirler. Bu dünyamızda seneler önce 2. Dünya Savaşı'nın şiddetlendiği bir dönemde zayıf biri olan Steven Rogers, Amerikan ordusu için deneysel bir prosedüre gönüllü oldu. Morgan Erskine kendisini bir bilim insanı olarak tanıttı. Ancak süper asker serumu aslında güçlü büyü ritüelleri için sahte bir örtüydü. Bu ritüeller Steven'ın gücünü ve fiziksel yeteneklerini arttırdığı gibi kuvvetli büyü güçlerine de erişim sağladı. Erskine, Rogers'ın dönüşümünden kısa bir süre sonra bir Nazi casusu tarafından vuruldu ve kimliğiyle kökenleri sonradan anlaşıldı. Ordu Erskine'in yöntemlerinden mutsuzdu ama sonuçlarından memnun. Steven kısa bir süre sonra Supreme Soldier ünvanıyla savaş alanına atladı. Özel bir saha birimi olan Hoggett'ın uluyan komandolarını yöneterek birçok savaş kazandı. Bu birimde Dum Dum Fury ve Bucky Wong da yer alıyordu. Tanıdık geldiler öyle değil mi? Sadece Steve ve Strange değil. Kaptanın silah arkadaşı Dum Dum ve Nick Fury de birleşmişti. Ayrıca kadim büyücümüz Wong'la Winter Soldier, namı değer Bucky de bağ kurmuştu. Hatta Steve büyü güçleriyle Dum Dum'ın sniper yarasını düzeltip gözünü tekrar kazandırmıştı. Birçok savaşı kazanıyorlardı evet ama Rogers giderek artan gerilimini bir türlü azaltamıyordu. Ardennes'teki bir görev sırasında bir havan topu patlaması ekip için kötü bir sürpriz oldu. Wong yanarak hayatını kaybetti. Supreme Soldier Wong'u hayaletimsi bir varlık olarak korumak için büyü kullandı. Bu karakter de hayaletvari kış askeri olarak biliniyor. Rogers daha sonra büyüsünü kullanarak takım arkadaşlarının ölümcül yaralarını iyileştirdi ve savaşa devam edebilmelerini sağladı. Komandolara Hitler'in öldüğü haberi ulaştığında Steve, Nazi'nin en hain liderlerinden biri olan Dormammu Red'in peşine düştü. Evet, bu abimiz de Dormammu ve Red Skull'ın bir birleşimi. O dünyada dolaştığı sürece müttefiklerin zafer kazanamayacağını biliyordu. İki büyücü nihayet yolları kesiştiğinde Rogers bir güzel dayak yedi. Adeta yeniliyordu. Ama kış askerinin hayaletini çağırdı ve kızılı bıçağıyla delip geçti. Dormammu yenilmeden "Artık senin için ışık yok kaptanım" diyerek Rogers'ı sonsuz karanlık boyutuna çekti. Artık kaçış yok Rogers. Steven seneler boyu karanlık boyutta hapsolmuştu. İblisler ve yaratıkların bitmek bilmeyen akınlarına karşı durarak büyü konusundaki uzmanlığını geliştirdi. Bir gün nihayet Mordak ve onun tarikatının yanlışlıkla şeytanı çağırmak için bir portal açmasıyla serbest kaldı. Mordak Steve'e saldırdı ve savaş sırasında Rogers ruhsal bedeniyle Mordak'ın bedenine girdi. Bu sırada onun iki ruhu barındıran tek bir varlık olduğunu keşfetti. Modok ve Baron Mordo'nun ruhları. Mordok Rogers'a Warp dünyasının sonunu geldiğini ve Agamodin gözünü teslim ederek asıl gerçekliği aramasını söyledi. Saf büyü tamamen kaybolmadan Londra'ya varana kadar ne kadar zamandır olmadığımı fark ettim. Onlarca yıl. Bildiğim herkes gitmiş. Zamana kapılmışlar. Gerçi şu bilgilendirme olayları da benim zamanımı çalıyor. Gitmem gerek. İşlerim var. Ama eve, Brooklyn'e gittim. Mordak'ın dediklerini düşündüm. Tuzak alabilir. Ama gerçeklik bir tuzaksa olsun bakalım. Bu gerçek. Ki de bu birkaç şeyi açıklar ha. Daha çok kahramana ihtiyacımız var. Hemen şimdi. Senin dünyan bir illüzyondan ibaret ve yavaşça eriyor. Beni duyuyorsan cevap vermelisin. Steven Rogers burada. Sizi duyuyorum. Eğer dünyam tehlikedeyse sizinleyim. Savaşa gidiyoruz.